Hello everybody, this is Tonguç Akademi and I am your English teacher Albert. 10. sınıf. Arkadaşlar yazılıya hoş geldiniz. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün İngilizce'de beraberiz. Yazılı kampında birlikteyiz. Hemen sayfamı attım ve şöyle bir öğrenci notlarıma baktım. Ne yaptık? National International Festivals. Konuştuk mu? Konuştuk hocam. Comparative Değil mi? Yani fiil, şeyleri, sıfatların comparative, superlative formlarına baktık mı? Okey. Sonra bir takım describing yani betimlemeler yaptık mı? Actions and processes. O da tamam. Geldim 8'e Stating personal opinions. Yani ben fikirlerimi bildiriyor muyum? Everyday conversation, günlük konuşmalarda. Evet hocam. Preferences yani tercihlerimden bahsediyor. Prefer falan var ya would rather. O da tamam. Biraz relative clause baktık mı? Who'lar, which'ler, that'ler. Nefis. Geldim 9'a Talking about imaginary situations. Şimdi ne yapacağım? if clause type 2 var ya hayali durumlar. Ondan sonra expression wishes. İsteklerim, arzularım ve wish clauses. Şimdi sayfamı çevirdim ve hemen karşılıklı bir konuşma uzun korkacak bir şey yok sorulardan gidiyorum. Bakın şimdi arkadaşlar Ethan ve Kuzey arasında bir konuşma diyor ki oku okuduk answer the questions sorulara cevap ver. Peki what's the music Kuzey Kuzeyto bebişim bu müzik de neyin nesi? Kuzeyto diyor ki: "Oh be. It's the music from festival." Bu şu bayramdan, kutlamadan gelen bir müzik. Ethan diyor ki: "It sounds like a march ama bu bir marş müziği gibi." What festival is it? Nasıl bir bayramdan bahsediyorsun bana? Kuzeyim diyor ki, you are right. Doğrusun be Ethan canım. It is a march from the Republic Day. So, of... bakın, Cumhuriyet'in kutlaması varmış. Oradan geliyor bu marş sesi. This is last year's video. Bu duyduğun video geçen senenin videosu. I was in Turkey then. O zaman ben Türkiye'deydim. Şimdi Ethan haklı olarak meraka girdi. Sorunun kralını soracak birazdan. It's very crowded there. Yani orada bir kalabalık var değil mi? it really is hakikaten de dehşet bir kalabalık çünkü turkish people are sentimental bakın hissi insanlardır duyarlıdır diyor türk halkı we celebrate national and religious festivals enthusiastically yani acayip şehvetli bir şekilde biz dini bayramlarımızı ulusal bayramlarımızı celebrate yaparız kutlarız diyor böyle yani coşkulu yani arkadaşlar tamam mı ethan When and how do you celebrate it? Peki bunu ne zaman kutluyorsun kardeşim? Nasıl kutluyorsunuz? Bir söyle bakayım. Can you tell me more about that? Bana bunu anlatabilir misin? Kuzey yiğidim. Şimdi Kuzey diyor ki with pleasure. Bundan keyif alırım. Şimdi bak şimdi. Ethan iyi dinle. Turkish Republic Day. Yani bizim cumhuriyetimiz is celebrated on 29th of October every year. Her sene Ekim ayının 29'unda biz bunu kutlarız. Doğru mu? Kutlanır. Okey. It is considered as one of the most important national festivals due to the foundation of the republic. Yani diyor ki cumhuriyetin kuruluşundan mütevellit en önemli ulusal bayramlardan bir tanesi olarak biz bunu düşünürüz. Öyle göz önüne alınır. A public holiday is observed. Ve bakın burada ne yapıyor değil mi? Bir ulusal e, bir tatil söz konusu oluyor. Groups from schools, okuldan bir sürü çocuklar, gruplar and people of all ages. Ve her yaştan insan visit the festival spots, o kutlama alanına gelir. Ne için? To join the morning celebrations. Sabahki yapılacak olan kutlamalara katılmak için. Parades are held. İşte geçit törenleri yapılıyor and various shows ve çok kıymetli çeşitli şovlar var. Bunlar performa ediliyor gösteri değil mi? Şimdi Ethan da diyor ki o do the shows include? Peki bu şovların içerisinde ne var kuzeyim? Kuzey diyor ki ve usually include bakın bu çok önemli bir kelime. Usually genellikle always usually burada bir vurgu var. Ve usually include bu şovlar genellikle neyi içeriyor arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Reciting epic poems yani diyor ki Böyle destansı, şiirlerin böyle efendim okunuşları var mis gibi. Tamam. Folk dance, halk dansları, performansları söz konusu. Field yani kareografiler görüyoruz burada değil mi arkadaşlar? And some sport show. Hatta böyle spora dayalı bazı gösteriler bile var. People are not charged for public. Ve bakın. Onlara fiyat giydirilmez. Ne için? Public transport yani ulaşımda insanlara bir şey, akbil basılmaz diyor bayraklar, efendim meşaleler are handed out for free. Herkese bedava verilir. Torchlight process yani o işte meşalelerle yürüyüşler, geçitler oluyor törenler. Bunlar yapılıyor, konserler yapılıyor arkadaşlar. Arrange yapılması, düzenlenmesi yani for the evening. Bunlar da akşam gerçekleşiyor. Sabah ayrı bir tat, akşam ayrı bir tat. Fireworks shows are also included. Hatta orada fireworklerin böyle patır patır patlıyor ya ışıklar gökyüzünde. Onları da bu şova dahildir arkadaş şey diyor. Ethan'cım diyor. Şimdi when is The Republic Day in Turkey. Türkiye'de bu Republic Day ne zaman? Bunun için metni okumama gerek var mı? Tabii ki yok arkadaşlar. Hemen buraya lokum tadında 29'u yazıyorum. Neyin arkadaşlar? Tabii ki de Oktober 29 yazdım. Değil mi? October 29th. Kutlama bu zaman yapılır. What does the festival celebrate? Peki bu festival neyi kutluyor? Dedi ya hani burada bir festival sesi geliyor. Dedi ya arkadaşlar o zaman bu neyin kutlaması olacak arkadaşlar? Şurada hop söylemiştir Kuzey. Dedi ki Republic Day. Republic Day of Turkish diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. Republic Day of Tur Yani Türkiye'nin değil mi? Ee, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. What are the preparations for the Republic Day? Peki burada yapılan hazırlıklar nelerdi arkadaşlar? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunun içerisinden ben bunu seçebilirim ama en önemlisi ne vardı? Bakın bir e, yürü yani parades geçit törenleri hazırlanıyor mu? Hazırlanıyor. Peki various shows hazırlanıyor mu? Hazırlanıyor. Ondan sonra burada şeyler vardı arkadaşlar. Hani insanlara flags, torch bunlar veriliyor ama şuna dikkat et. E, dedi ki bize Hani reciting app. Evet. Hocam peki ben bu kadar şeyin içerisinden hangisini seçip alsam daha iyi olacak? Mesela benim dikkatimi şu çekti. Hepsi doğru olabilir. Mesela parades yani burada geçit törenleri var. Doğru mu arkadaşlar? O zaman lafı uzatmadan şey yapabilirim. Buraya e, özürüm özür Yanlış şöyle bir dakika çiziyorum arkadaşlar. Bir saniye. Düzenli bir şekilde yazmak isterim. Şuraya parades. Şöyle yazdım. Geçit törenleri ve mesela shows and shows. Bu hazırlıklar yapılıyor diyebilir miyim? Diyebilirim. Başka şeyler alabilir miydim? Tabii ki alabiliriz arkadaşlar ama ben başlıcasını seçmek istedim. Hazırlığım bu şekilde olsun diye. How do people feel during... Bakın şimdi arkadaşlar insanların hissiyatından bahsediyor. Diyor ki o gün insanlar nasıl? Enthusiastic. Şimdi burada beni ilgilendiren şey şu. Eğer biz kişilerin nasıl bakın nasıl hissetmek, nasıl hissettiğinden eğer bahsedeceksek arkadaşlar burada sıfat devreye girecektir doğru mu? O zaman onlar nasıl hissediyor? They feel enthusiastically yani böyle müthiş istekli, dehşet arzulu bir şekilde o gün kendilerini öyle hissederler. What are the main activities of the festival? Peki arkadaşlar bu festivalin ana aktiviteleri nelerdir? Bakın ne dedim? Az önce burada bir vurgu yapıldı demiştim size değil mi? They usually include hmm, reciting değil mi arkadaşlar? Şey epic poemler okunuyor, folk danslar yapılıyor, field koreografiler yapılıyor. O zaman birinci kısım olarak burayı yazabilirim şimdi uzatmak istemedim. İkinci kısım olarak buraya yazabilirim. Üçüncü, hocam neye dayanarak bunu yaptın? Dedi ya hani usually. Bakın main activities o zaman bunlar hazırlanıyormuş arkadaşlar. Bunlar sunuluyormuş. Pekala. Şimdi yani yazının uzunluğu sizi korkutmamalı. Onu söylemeye çalıştım. Geldim ikinci kısım. Bizim için en önemli yerlerden bir tanesi. Hocam soru gelir mi? Bak Şöyle söyleyeyim. %100 gelir. Neden %100 arkadaşlar? Çünkü vocab yani kelime bilgisi bizler için gerçekten çok önemli. Şimdi devam etmek istiyorum. Öncelikle kelimelerin anlamlarını bilmekte fayda var. Spices, değil mi arkadaşlar? Çeşniler. Hani baharat koyuyorsun ya yemeğin üstüne. İşte o spice bu. Blend bir şeyin karışımı. Snack, atıştır, bunu zaten biliyorsunuz atıştırmalık. Cooking de pişirme değil mi? Pişirim arkadaşlar, yemeği pişirme gibi. Popüler zaten bildiğiniz bir şey. Ingredients, yemeğin içine böyle içerikler var. Hani içeriği, muhteviyatı. Ingredients bunu bize söyler. Famous, ünlü, iyi bilinen. Well known, yine ünlü, iyi bilinen. Tabi bu arada, mesela e, well known, ünlüyse, iyi bilinense ve bunlar birbirinin yerine kullanılabilir. Popülerde biraz daha farklıdır ama özellikle bu ikisini birbirinin yerine kullanabiliriz. Pekala. Şimdi başlıyorum musakkayla. Arkadaşlar Yunanistan'da musakka ünlü mü, biliniyor mu? Biliniyor. O zaman ben buraya well known yazarsam herhangi bir problem çıkar mı? Çıkmaz arkadaşlar. Peki hocam famous yazabilir. Tabii ki yazabilirdin. Hiç sorun olmazdı. Şimdi döner değil mi arkadaşlar? Gyro is among the most. Bakın şimdi. En bak Yunan yemekleri arasında en bir şey olacak. Yunan yemekleri arasında en bir şey olacak. Eğer ki özellikle sevilmesi söz konusuysa ünlü olup sevilme edebilir. O zaman arkadaşlar gönül rahatlığıyla popular diyebilirsiniz. Yani diyor ki döner et döner Yunan dishes yani Yunan yemekleri arasında en popüler olandır diyebilirim. Şimdi geldim arkadaşlar. Bu arada yaptığınız zaman mutlaka çizik atın ki karıştırmayın. American comfort food. Is, bakın şimdi. Üçüncüsünde American comfort food nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sal dediğine göre direkt siz o eylemi buraya verebilirsiniz. Yemek pişirme şeklidir. Öyle bir stildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela kızartma da bir stildir. Haşlama da bir stildir. Fırınlama da bir stildir. Dolayısıyla bir yemek pişirme stillerinden bir tanesidir diyebilirim. Comfort food için. Jerky and dried meats. Bakın şimdi burada kurutulmuş etler var değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla kurutulmuş et poşetlerde de satılıyor biliyorsunuz ambalaj içerisinde. O zaman neye girecek bunlar? Muhtemelen atıştırmalık snacks. Şu cooking'in üstünü çizelim. Hemen buraya ne yaptım arkadaşlar? Atıştırmalık yazdım. Jerky and dried meats. A delicious Tex Amerika Birleşik Devletlerinde çok lezzetli atıştırmalıklardır bu kuru etler. Tex Mex, zaten adından belli arkadaşlar. Bakın şimdi şurada bir ülke ismi verdi, ent dedi, burada da bir ülke ismi verdi, demek ki iki ülkenin, değil mi? İşte bir şeyleri birleşecek. Tex Mex is a blend of Spanish and Mexican cooking style. Gördünüz mü? Tex Mex denilen bu şey. İspanya ile Meksika'nın yemek pişirme stillerinin bir blend. Yani karışımıdır arkadaşlar. O zaman blend'i de attım çöpe. Chili peppers. Bakın kırmızı biber var. Curry var. Garlic sarımsak değil mi arkadaşlar? the most commonly used. Ne olabilir? Bunlar ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki de hop çeşniler olabilir. Yani baharatlar olabilir. Spice yazarsam tekil olur. Spices yazarsam karabiber, kimyo çoğullaştırırım arkadaşlar. Şimdi geldim ee, şeye wheat, rice and pulses are the main. Bakın şimdi Indian yemekleri içerisine bunlar konuyor mu? Konuyor. Yani pirinç koy. De artık o içerisine koyduğun şeyler için ne diyebilirsin demiştim? Ingredients. O zaman ben buraya hemen ingredients diye notumu aldım. Üstünü çizdim. Buraya kadar yaptıklarımdan ben eminim hocam. Kesin doğru. Diyorsan sınavdasın. Vaktin çok az. Okumak istemiyorsun. Son kalan kelimeyi Famous buraya direkt güzel yazamadım galiba ama e, buraya direkt koyabilirsin. Şöyle çiziyorum, yuvarlak için alıyorum. Bunu da yuvarlak için alayım da bunun bu olduğu belli olsun. Değil mi? Şimdi but işte bu, e, Rock and Josh, ondan sonra Chicken Butter bunlar da neyin arasında e, bakın en ünlü Indian dışarıların en ünlülerinin arasında yer alıyormuş, ar yer alıyormuş yalnız yer alıyormuş bilginiz olsun. Şimdi sayfamı çevirdim. Bakın sizin hocayı bilmem ama ben bu yazılıyı yapıyor olsaydım. Yüzde bir milyon buradan soruyu sorardım. Yani rakam bile eksik yazılmış arkadaşlar. O kadar önemli. Şimdi attım devam etmek istiyorum. Diyor ki. Read the sentences. Cümleleri okuyun below. Aşağıdaki cümleleri okuduk mu? Okuduk hocam. Tamam. Devam ediyorum. Circle the correct option. Ve yuvarlak içine alınız doğru olanı. Okey. Ha, şimdi preferring kullanımında ne vardı? ING vardı. Şartlar anormal değilse. Birazdan anormal şartı göreceğiz. Muhtemelen vardır içinde. I prefer. Şimdi prefer fiilinin arkasından gelen fiil yalın halde gelebilir mi? Hocam gelemez. To ile gelebilir mi? Bir mevzuat var ki gelirse arkadan işin rengi değişebilir. Şu to bizi yönlendiriyor. Ha, prefer'ın arkasındaki to beni yönlendirir arkadaşlar. O zaman to'yu gördüm. Karşılaştırma edatı. Bak yani fruit cake ile çakmatı karşılaştırmış ya. Ver burada şeyi. ING'yi ver burada. I prefer eating fruit cake yani çikolatalı kek yerine fruit cake yemeyi tercih ediyorum. Bu bir. Devam. Sally ile John. Woodrader'ı gördün. Woodrader'ı gördüğün anda konu tamamen tartışmaya kapanır. Biz ne dedik? Prefer'ın karşılaştırma edatı normal şartlar altında to'dur. Woodrader'ın karşılaştırma edatı dendir arkadaşlar. Sally and Joy would rather go camping than, değil mi? Stay arkadan gelen fiile hiç aman ha ayancı falan getirmeyin sakın. Then stay at five star. Şimdi neyi tercih ediyor bakın? Burada kalmaktansa, değil mi? Bu kamp yapmayı tercih edecek. Doğru mu arkadaşlar? Would rather than konu kapanmıştır. Jane doesn't like going to the cinema. Ya Jane istemiyor kardeşim. Sinemaya gitmeyi sevmiyor, istemiyor. She would rather. Bakın şimdi. Burası önemli. Diyor ki bize, would rather'ın arkasından fiili getirirken ne yapmanız lazım? Ne to getirmelisiniz ne ayancı vermelisiniz. Must go gibi düşünün. Can go gibi düşünün. Fiil yalın halde gelecek. She would rather go. Bitti. Gitmeyi tercih eder derken. Bill loves. Şimdi bakın arkadaşlar. Read and look. Love'ın da bir özelliği vardı. Arkadan gelen fiili ayancı isteyebilirdi. Ne yapmayı seviyor? Kitap okumayı seviyor. Amma ve lakin. Bakın şimdi. She prefers. Ne yapacak? Biz ne dedik? Şartlar normal ise prefer'ın arkasından ing'yi ver. He prefers, bakın he prefers watching movie. Film seyretmeyi tercih eder. Mükemmel. Geldim beşe. Some people, bazı insanlar would rather take, bakın verb biri kullanmış mis gibi. The bus, then, şimdi biz ne dedik? Would rather'ın arkasından karşılaştırma den ile yapılır. Den'in arkasından fiil getiriyorsanız arkadaşlar ne yapacaksınız? O fiile hiçbir şekilde to önüne ya da arkasına ayancı vermeyeceksiniz. Some people would rather take the bus. Bazı insanlar otobüse binmeyi tercih eder. Neyden ziyade? Then take a taxi. Taksiye binmekten ziyade. Müthiş. Geldim altıya. Diyor ki she prefers eating bananas. Şimdi banana yemeyi tercih ediyor. Doğru mu arkadaşlar? Doğru hocam. Neye tercih edecek? Ha, bak denin arkasından gelen fiil değil mi? Woodrider'daki denin arkasından gelen fiil word bir formatta geliyor. Ama Prefer'ın to'su. Karşılaştırmayı yaparken arkasında fiil varsa o fiile ing'yi vermemiz lazım. She prefers eating bananas. Muz yemeği tercih eder. Strawberry'leri yemek yerine. Bakın çilek yemek yerine. Bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi geldim yediye. Jessica prefers. Şimdi burada bir önemli bir durum var demiştim. Muhtemelen hemen arkaya bakmam lazım. Niye? Ben tercihler geldiğinde hemen ne yaptım hepsinde arkadaşlar? Arkadaki karşılaştırmalara baktım. Rather than var burada arkadaşlar. Bakın to ile karşılaştırmıyor. Rather than ile karşılaştırıyor. Ne dedik? Prefer. Normal şartlarda to ile karşılaştırırsa arkasından gelecek olan ing Doğru mu? Doğru hocam. Peki hocam. Prefer olmasına rağmen rather than ile karşılaştırma yapılmışsa o zaman to'dur arkadaşlar. Bu yüzden bazı kitaplarda şöyle yazar. To'nun prefer'ın arkasından gelen fiil to listen da olabilir, listening de olabilir. Bunu ne belirledi? Karşılaştırma edatınız belirledi. İzleyin şimdi. Jessica prefers to listen to classical music. Jessica klasik müzik dinlemeyi tercih eder. Rather than nokta noktadan ziyade mükemmel. Ve ne yaptı? Bakın listen'a yine verb 1. Ne ing verdi ne to verdi. Bunlara lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Yoksa ciğerimiz sökülür sınavda. Sekiz. 8. My best friend and I diyor ki benim en iyi arkadaşım ve ben. Bak ne yaptık? Tuyu gördük mü hocam? Hocam vallahi Tuyu gördük. Tuyu gördüğün anda hop şey Tuyu diyorum özür dilerim. Şuradaki yanlış işaretledim arkadaşlar. Hemen şunun üstünü şöyle çarpı atıyorum. Tabii ki de bahsim şu Tuydu Karşılaştırma edatı. Ben ve en iyi arkadaşım neyi tercih Yüzmeyi tercih ediyoruz. Neye? Dalmaya. Bakın hop tuğ olduğu için ING'yi buraya vermek zorundasınız demiştim. Süper. Devam ediyorum. I prefer cats. Şimdi kediyi tercih ediyorum doğru mu? Neye? Mo şeye, motosikaza. Ne alakası var ben de anlamadım ama ne dedik? İki şeyin arasında tercih yapıyorum. Prefer ile karşılaştırma yapıyorum daha doğrusu. To edatını kullanıyorum. Şartlar anormal olmadığı sürece. Devam. They would rather. Would rather'ı gördüm. Arkadan fiil birinci halde gelmiş. Would rather'ın karşılaştırması neyle yapardım ben? Denle yapardım. İzle. They would zaten from tamamen yani from olayı tamamen ölü bizim için arkadaşlar to ve dene oynuyoruz değil mi bu konu içerisinde They would rather watch quiz shows quiz showları seyretmeyi tercih ediyor. Değil mi arkadaşlar haberleri seyretmek den ziyade dedim sayfamı yiğitler gibi aslanlar gibi çevirdim. Şimdi arkadaşlar hocam buradan soru gelir mi? Bak gelir niye? Size karışık kelimeleri verir ve bunları güzel güzel Düzene sokunlar, correct sentence yapınlar arkadaşlar. İş kolay mı? Kolay. Hocam ne yapmamız lazım? Bakın, bütün hepsine dikkat ederseniz, büyük harfle yazılı olanları, değil mi arkadaşlar? Özne olarak algılarsınız ve hemen yazmaya başlarsınız. Şimdi, seli. Arkadaşlar, seli ne yapıyor? Belli ki bir kursa gidiyor. Yani buradan kelimelere baktığımda, yani seli 80 tane öğrenciyi kabul mü eder? Seli kursa... Bak, kursu... Öğrenci kim kabul eder? Dershane. Kurs O zaman Seli ne yapıyor arkadaşlar? Hemen yazıyorum. Seli takes bir, bir kursa gidiyor değil mi arkadaşlar? Takes a course. Pekala. Şimdi önce bunu yazdım. Bunu yazdım. Hangis, hangi kurs? Hangi ders arkadaşlar bu? Neresi? Şimdi insan dışı bir varlık olduğu için ne yapıyorum? Which bana verilmiş. Bak ipucum burada. Which only bakın. Which'i sildim. Only Accept. Bakın kurs kabul edecek değil mi size? Hemen şuraya accept'i yazdım ve ne dedim? Eight students. Bakın. Eighty students. Şöyle kısaltmalı yazalım. Every year. Şimdi çevresini yapınca her şey daha kolay olacak. İzleyin. Sully takes course which only accepts eight students every year. Eighty students. 80 öğrenciye yılda. 80 öğrenciye. Sadece 80 öğrenciyi kabul eden bir ders alıyor. Bir kursa gidiyor. Geldim ikiye. The waitress. Şimdi büyük harfle yazılmış olan kelimemi, ibaremi aldım. Wait, beklemek. Risk koyuyorum ve kadın bayan garson değil mi? The waitress. Güzel. Şimdi bu bir insan mı? İnsan. Çizdim üstünü hemen arkasına who'yu aldım. Garson ne yapar arkadaşlar? Serve değil mi? Servis açar bir hizmet verir. O zaman who served bakın servis eden kime? As bize. Bize servis veren bizim yemeklerimizi bize sunan gar nasıldı was bakın arkadaşlar who'yu kullandım. Tekil mi? Tekil hocam. Size hop ipucu gelmiş. Was polite. Hem polite yani kibardı and hem de nasıldı arkadaşlar? Patient. Yani sabırlıydı. Harika. The waitress who served us bize hizmet eden, servis eden garson kız was polite and patient. Hem polite'dı, kibardı hem de sabırlıydı. Geldim 3'ü arkadaşlar. Şimdi büyük harfle yaz. Dur bu sefer kalemi değiştirelim. Şuraya büyük harfle yazılmış olan my friend'i aldım. Bakın şimdi arkadaşlar. My friend. Üzerini çizdim. Şimdi benim arkadaşım insan mı? İnsan. Who's. Hemen arkadaşlar who's'u yerleştirdim. Bir sahiplik var burada değil mi? Bakın my friend Whose, sahip olduğu şey. Arkadaşımın sahip olduğu şeyi, whose'un arkasından hop o nesneyi getirdim. Whose car, bak, my friend, whose car. Şimdi bana bir cümle lazım. izleyin. I borrowed, satın, ödünç aldığım. Bakın şimdi. Çevresini yapınca daha kolay anlayacaksınız arkadaşlar. My friend whose car I borrowed, arabasını ödünç aldığım arkadaşım was Italian. Doğru mu? Şimdi burada tabii siz sınavdayken. Üzerine mutlaka çizin arkadaşlar. Yazdığınız kelimelerin. Bakın geriye ne kaldı? Was Italian. O bir İtalyan'dı değil mi? Mükemmel. Geldim arkadaşlar dörde. Büyük harfle yazılmış olan ne? Museum. Kalemin rengini hemen değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buraya öncelikle the museum bir aldım. Bakın şunu. The museum. İnsan mı? insan dışı varlık mı? İnsan dışı varlık hocam. O zaman ben buraya hemen ne yaparım? Which getiririm. Doğru mu? The museum which arkasından bir bakıyorum. Which ha senin ziyaret etmek istediğin müze. Şimdi müzeğimin üstünü çizdik mi? Çizdik. Which'i buldum. Çizdim mi? Çizdim. Bakın şimdi. Senin ziyaret etmek istediğin müze, değil mi arkadaşlar? Saat 10'da açılır. You want to visit. Hemen yazdım. You want to visit. Çizdim, çizdim. You'yu da çizdim. İzleyin şimdi. The museum which you want to visit. Senin ziyaret etmek istediğin müze. Visit'i de çizdim bu arada. Ne yapar? Opens. Açılır arkadaşlar. Peki kaçta açılıyormuş? At ten. Saat onda açılıyor. Güzel. Geldim buraya arkadaşlar. Şimdi bu sefer bakın relative clause bize when'i kullandıracak. O zaman bana ne lazım? Zaman lazım. This is the time of year. This büyük harfle yazılmış ya. Zaten buna çoğumuzun ağzı alışkın bu ibareye. This is. Bakın this'i çizdim, is'i çizdim. The time of year'ı hemen arkasına aldım. The time of year. Biraz zor gibi görünebilir. This is the time of year çizdim. Şimdi bu öyle bir zaman ki arkadaşlar. Bakın bu öyle bir zaman ki. This is the time of year. Zaman olduğu için hemen arkasından when getirdim. Doğru mu? O zaman when'in de üstünü çözdüm. This is the time of year. Many people go on all day. Bakın hemen özlem. Many people geldi. Many people. Türkçesine çevirdiğimde her şey daha da kolay olacak. Go on holiday biliyorsunuz tatile gitmek değil mi? Yani insan birçok insanın tatile gittiği yılın işte bu zamanıdır gibi bir çeviri söz konusu oldu. Şimdi arkadaşlar özlemi seçeceğim. Fakat burada bir sorun var. Hocam burada bir büyük harf var. Evet e bir büyük harf de burada var. Doğru mu? Doğru. Ama şöyle bir sıkıntı var. Relative clause'un which. O zaman ben Jack'i seçemem. Ne yapmam lazım? Hemen buraya the house'u eklemem lazım. Şimdi the house. Ev. Güzel. Hangi ev? The house. Hangi ev arkadaşlar? Which. Hop. Jack. Hop. Boat. Jack'in satın aldığı ev. Bakın şimdi. The house. Ev. Hangi ev? Yazıyorum. Which. Ki o evi Jack ne yaptı? Jack bought satın aldı arkadaşlar güzel. Şimdi o zaman ben şöyle söyleyebilir miyim? Jack'in satın aldığı ev was in a small town. Küçük bir kasabadaydı. Hop was in a small town. Çok da zor olmasa gerek diye düşünüyorum ve bir sonrakine geçiyorum. 7'ye geçiyorum. Şimdi arkadaşlar burada bizim öznemiz hop belli Jack büyük harfle yazılmış. O zaman ben buraya şimdi Jack'i aldım. Fakat burada bir sıkıntı var bir başka bir tane nesne durumunda çocuk bir çocuk var arkadaşlar ve bu çocukla tanışılmış doğru mu güzel bakın şimdi arkadaşlar Jack met the boy şimdi Jack ne yaptı çocukla tanıştı yazıyorum arkadaşlar Jack met the boy güzel fakat şöyle bir durum var the boy insan mı insan ne yapmam lazım hemen arkasına who'yu getirmem lazım. Değil mi arkadaşlar? Who'yu geldi, who geldiği anda ne yapacaksın? Hemen hop fiili vereceksin. Şimdi getirdim. Bakın buraya kadar bakalım. Jack met the boy. Who taught us tennis? Diyebilir miyim? Bakın. Who taught us tennis? Ha burada niye kafamız karıştı biliyor musunuz arkadaşlar? İki tane tenis var. Dur birinin üstünü çizelim. Ben de diyorum ki burada bir fazla ne oluyor? Jack met the boy. Jack çocukla tanıştı. Hangi çocukla? Who taught us tennis? Bize tenis oynamayı bize tenisi öğreten çocuk ile tanıştı. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Huz insana mı ait? insana ait. O zaman ben gerçi insan dışı varlıklar içinde huz kesinlikle kullanılabilir. Huz olduğu zaman işimiz biraz daha zordur. Bakın şimdi. Fakat şöyle bir durum var. Hocam health center kullanabilir miyim? Hayır bakın dolaylı tümleç olarak kullanılmış ya bu. O yüzden belli ki sen buraya Mrs. Brian Stock yazmak zorundasın. Şimdi şuraya bayan değil mi? Brainstock yazdım. Bir saniye. Önce şunu bir yazayım. Kadının adını buraya bir şöyle güzel güzel yazayım arkadaşlar. Hemen ondan sonra Who's'u getirebilirim. İzleyin şimdi. Mrs. Brainstock Who's. Yani şey bayan e, Brainstock doğru mu? Who's. Şimdi burada bu kadına ait bir şey lazım bana. Üstünü çizdim bir. Who's'un üstünü çizdim iki. Ha, kız kardeşi olabilir mi? Olabilir. Bakın şimdi. Who's sister? Güzel. Şimdi çevirelim bakalım. Whose sister I met. Ben tanışmışım belli ki değil mi arkadaşlar? I met. Evet tanıştım. I met with. Güzel. Kız kardeşiyle tanıştığım bayan Brainstock worked. Çalışıyor değil mi arkadaşlar? Şimdi çevirisini yapacağız birazdan. In the şöyle arkadaşlar. HC yazayım. In the HC yazayım arkadaşlar. Health center. Çevirisini yapalım. Mrs. Brainstock whose sister I met with. Kız kardeşiyle tanışmış bulunduğum bayan Brantstok, worked in the health center. Bir hastanede çalışıyordu, tamam mı? Arkadaşlar, evet, relative clause'lar biraz zor olabilir, çok ciddi bir performans gerektirebilir, ama güzel bir çalışma oldu diyorum ve devam etmek istiyorum. Şimdi bana sorarsanız arkadaşlar, if clause 2 type 2 bize çok fazla gelecektir. Hayali durumlar, bakın, hayali durumları bize ifade edecektir. Başlıyorum. Olivia usually daydreams. Kız genelde hep hayal dünyasında. Now she's imagining ve bakın hayal şu an yine bir şeyler hayal ediyor. What would happen if she won? Yani eğer bir turunayı gözünden vuraydı. Yani lottery kazansaydı neler olurdu? Kızcağız onun hayallerini kuruyor. Read the sentences and fill in the blanks. Okudun boşluğu doldurdun. Neyle? Bakın fiillerin doğru yapılarıyla arkadaşlar. Şimdi biz type 2'da if'i gördüğümüz yere İkinci hali ekler miyiz? Hemen korkusuz ekleriz. Hit İkinci hal hit'tir değişmez. Hit 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 her hali aynı. If I hit the jackpot. Eğer turnayı gözünden uğraydım var ya. I would be rich. Ne yapardım? Değil mi? I would re, zengin olurdum. I would be rich. Zengin olurdum eğer şey, jackpot'u kazansaydım. If I were ya da if I was fark etmez. If I were rich. Eğer zengin olsaydım my life ne yapardı? Bakın hop hemen would change. Hop fiil would'un arkasından birinci halde geldi arkadaşlar. İzleyin. My life would change completely. Tamamen hayatım değil. Hep bunlar hayal o yüzden ikinci halde yazıyoruz. If nerede? If burada arkadaşlar. If'i gördüğüm anda ne yapıyorum? Found. Yazdım. Bak işte. If I found a nice one. Yani eğer güzelinden bir tane bulabilseydim. I would buy a lonely island. Isız bir ada değil mi? Satın alırdım. O zaman ne yapıyorum buraya? I would buy a lonely island. Güzel. <laughs> Devam ediyorum. If nerede? If, if unuttum Tamam. If adam olsaydı ben kendim yazacağım if arkadaşlar. Bir dakika bir hücum kurar. O zaman if'i buraya yazalım. Bakın şimdi. If I owned. Hemen own. Sahip olmak fiilin ikinci haline id koydum. If I owned a lonely island. Şöyle ısız bir adam olaydı var ya. I would ne yapardım? Build. Bakın would'u yazdım. Build birinci hali hiç değiştirmeden getirdim arkadaşlar. I would build a huge house by the... Yani denizin kenarı kızın da hayalleri normal değil ki arkadaşlar. Denizin kenarında koca bir ev inşa ederdim. Güzel. Şimdi if'i gördüm. Hemen ikinci hali getirdim. If I had a house by the beach. Deniz kenarında şöyle leziz bir evim olaydı var ya. Ne yapardım? I would. Could da olur arkadaşlar bu arada söyleyeyim. I would invite. Ne yapardım? Arkadaşlarımı şıkır şıkır davet ederdim. Bütün arkadaşlarımı. Harika. If they wanted. Bakın arkadaşlar. If'i gördüm. Hemen ikinci hali koydum. If they wanted to spend their holiday on my island. Eğer benim adamda tatillerini geçirmek isteselerdi. Ne yapardım? I would invite my yat. Ha yatıma. Oo yata şey yapıyor. Yata davet ediyor arkadaşlar. Daha neler? I would invite. Değil mi arkadaşlar? I would invite my friends up in my yacht. Yatıma davet ederdim. Süper. If'i gördüm. Hemen buraya came'i getirdim arkadaşlar. If my friends came to my island. Eğer arkadaşlarım adaya geleydi. We would. Ne yapardık arkadaşlar? We would have. Değil mi? A great parties. Muazzam partiler verirdik. Bak bak hayallere bak şu şeyin. Olivia'nın hayallerine bak. If we liked. Eğer isteseydik. Değil mi? Bakın if we liked to go shopping a big city. Büyük bir şehirde alışverişe gitmek isteseydik. O helikopter kiralıyor. We would. Değil mi arkadaşlar? Charter. Evet we would charter. Değiştirmeden yazdım arkadaşlar. e helikopter. Bir tane helikopter kiralardık. Daha neler? But ama ha, hüznünün nedenini anladım arkadaşlar. Kız niye ağlıyor? Bir aması var bakın. But if my, if my friends all the... Ama benim arkadaşlarımın tatili. Hmm ve over bitseydi evet I would aha kısaltarak yazdım I would feel very lonely on my lonely ıssız adamda kendimi çok yanlı berba yalnız ve berbat hissederdim aha, tamamdır arkadaşlar şimdi olayı çözdük şimdi neye dikkat edeceğim if'i gördüğüm yerde hayali durumlarda if'in arkasından verb 2'yi getirdim arkadan gelen cümle hocam would da olur hocam kut da olur diyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Zor mudur? Çok da zor değildir arkadaşlar. Ödüllü soru sizi bekler. Sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.